Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Bugün 21 Temmuz 2020 günlerden Salı. Evet efendim, güzel bir güne, keyifli bir güne, umarım sağlık dolu bir güne hep birlikte uyanmışızdır. Günümüz gün bitimine kadar oldukça güzel geçsin dileklerimizi sunuyoruz. Hastanelerde yatanlara şifa diliyoruz, esnafımıza bol kazançlar diliyoruz ki en zor günlerdeler. Sürekli esnafların isyanı gündeme geliyor. Hem televizyon haberlerinde hem gazete haberlerinde onlarla ilgili bölümler çok fazla yer almaya başladı. Haklılar mı? Tabii ki haklılar. Esnaf gerçekten kan ağlıyor durumda. Ödemeler geldi. Şimdi bunların yapılandırmaları söz konusu ama her şeye yapılandırma gelmediği için yine esnafın mağduriyeti sonlanmış değil. Dolayısıyla gündem devam ediyor. Bir yandan Cuma günü Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazı telaşı var. Onun dışında siyasetin nabzı yüksek. Günün biliyorsunuz gündemi Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Engin-Yurt oldu. Kendisi disipline sevk edildi ihraç istemiyle. Bakalım ihraç edilecek mi edilmeyecek mi onları hep birlikte göreceğiz. Onun dışında Covid'i zaten artık konuşmaya gerek yok. Çünkü onunla yaşamaya alışmak zorundayız. Pandemi süreci devam ediyor. Maskelerimizi takmaya devam ediyoruz. Mesafelerimizi koruyoruz. Hijyenimizi aksatmıyoruz diyerek bugünkü gündemimize dönüş yapıyoruz. Bugün Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Sayın Ercan Yakut konuğumuz. Bakalım Türkiye Düşünce Kulübü neler düşünüyor onları hep birlikte öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Sizde ne var ne yok? Şükür. Görüşmeyeli. En son pandeminin böyle en yoğun olduğu günlerde Zoom bağlantı yapmıştık. Evet. O günden bugüne Türkiye Düşünce Kulübü'nde neler oldu, neler yaptınız, neler yapacaksınız diye sorumuza başlayalım. Evet, ilk önce tabii Türkiye'deki sorun ve meselelerden öte Türkiye Düşünce Kulübü birçok çalışmaya başladı. Hı hı. Aslında bir 15 günlük yoğun bir tempoda sonra buradayız. Türkiye Düşünce Kulübü bir Akdeniz olmak üzere İç Anadolu ve Güneydoğu'nun bir bölümünde Sayın Genel Sekreterimize bir temsilciyle değişim ve yeni temsilciyle atamalarına gittik. Bir yanda eğitim çalışmalarımız var. Hı hı. Onlar devam ediyor. Bu aşamada bir eğitim tamamlanıyor ve onlara bir sertifika dağıtım günü olacak inşallah. Birçok çalışma alanlarımız var. Bunlar o gittiğiniz illerin hepsi de şey COVID-19'un en yaygın olduğu iki tanesi. Nasıl oralarda durumlar Bursa'ya göre? Yani insanlar temkinli mi, dikkatli mi, kurallara uyuyorlar mı? Yani Bursa'ya göre işte biz Urfa, Osmaniye ve Adana, Hatay, Antep'i gördük. Hı hı. Yani Bursa'ya göre daha dikkatliler. Yani çünkü bizim gördüğümüz, gittiğimiz alanlar, çünkü her alanı gezmedik. Tabii. Bir Antep'e gittiğimizde, bir kahvaltı yaptığımızda bir masanın kapalı, bir diğer masanın açık olduğunu, ellerinde geldiği için dikkatli çalışıldığını gördük. Personelin aynı şekilde. Bursa daha büyük bir şehir olduğundan dolayı mı veya insanlarımız çok umursamıyor mu bilmiyorum ama Bursa'da daha şey, oralara göre, İstanbul'a göre dahil daha böyle sanki rahatlığına düşkün, daha hareketli. Ama kentin doğusuyla batısı fark ediyor sanki. O var. O var mutlaka ama batının da doğunun da batıda, batının da doğuda bir şeyler alması da gerekmez mi? Bu kadar doğru. Uzun süre içinde birbirlerine bir katkı koymuş olması lazım. Yani bu yönde ben şey görüyorum. Eğer eğitim yönümüz güçlendirebilirse, bu eğitim ile okul anlamında söylemiyorum. Hı hı. Aile yönünde, yapı ve toplum birbirine karşı dikkat etmesi gerektiğini, birçok konuyu daha arzulu bakması gerektiğine inanıyorum. Yani çünkü biz sizi, siz bizi düşünmek mecburiyetindesiniz. Kesinlikle eğer bunu öyle düşünürsek, toplum zannediyorum buna dikkat edecektir. Ben işte 2-3 gün önce bir cenazemiz oldu. Yani gerçekte insanları durdurmak acı olsa da ya cenaze işte ya, toplum olabilmemize şey edelim uzak duralım dediğimizde insanların gönlü kırılıyor. Halbuki ya kırılacak bir dönem değil. Bu bir cenaze. Doğru. Ve hepimiz öleceğiz. O zaman bu cenazede insanların birbirine saygıyla, birbirinin sağlığıyla ilgili bir endişe duyması lazım. Nasıl o acıyı yaşıyorsa ya yarın bir herhangi birimizde de aynı acıyı yaşamamak adına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu söylediğinizde insanlarımız duygusal davranıyor. Aslında davranmaması gerekir. Tam tersine. Türk insanı seviyor ya dokunmayı, sarılmayı, kucaklaşmayı. Değil ya, ama bak biz alıştık. Ben şimdi evet, o kadar rahat alıştım ki karşımda kimi görürsem göreyim
evimi kaldırarak teşekkür ediyorum. Ve toplum da, ama bu bilinçleme gitgide evet. gelişiyor yani. İlk güne göre bugüne baktığımızda çok daha rahat. Bizim oturduğumuz semtte de dikkat ettiğimde, başka yerlerde de gelişiyor. Ama bu yönü, eğitim yönümüz zayıf bana göre. En büyük şeyimiz. Aynen. Yavaş gelişiyoruz. Topluma eğitim yönünde destek verilmiyor. Yani her şey devlette beklenildiği için devletteki hocalarımız ve eğitim verenlerimiz de biraz daha dikkat ederse toplumu en alt geliri düşük olan yerlere daha inilirse bence daha farklı sonuçlar alırız. Mesela etkin bir STK'sınız. Bununla ilgili bir çalışma yapmayı düşünmediniz mi? Yani mesela bu pandemi sürecinde insanları yönlendirmek adına ya da o kuralları bir kez daha hatırlatmak adına bir çalışma gençler üzerinde. Şimdi bakın eğitim çalışmalarımız var zaten. Bu eğitim çalışmasında o konularda işleniyor. Ve bireylerin topluma ve STK'lara bakışını değiştirmesini istiyoruz. Yani gezdiğimizde veya konuştuğumuzda da artık STK'lar nasıl siyasi partilerde halk kopmuşsa STK'larda da kopmuşlar. Çünkü şöyle bakılıyor. STK demek bir partinin görüşüne yakın veya da işte herhangi bir parasal veya yardım toplayan bir kuruluş olarak bakıyor. Halbuki STK'lar gönülle bağlı olduğunuz, gönüllü ilişkilerin içinde olduğu aslında ve topluma katkı koyan. Aynı katkı koyan ve bir mücadele. Şimdi mesela biz bu eğitimleri başlatırken bizi ilk arayanlar ücreti ne? Ya, ücreti yok. Tam tersine eğer kahvaltı yapamayacaksa onu da biz veririz. Hatta yol parası yoksa buna da biz destek veririz. Çünkü çok alışık değiliz öyle ama eğitimlere. Ama yapmak mecburiyetindeyiz. Para veriyoruz. Şimdi projelerimizle de ilgili. Bakın inan ki biz proje üretimi yapıyoruz. Bazı belediyelerle, kuruluşlarla ortak yapalım dediğimizde biz ne vereceğiz diyorlar. Karşıdaki direkt teması şu, biz ne? Siz bir şey vermeyeceksiniz. Bütün her şeyi biz karşılayacağız. Sadece projede üçüncü veya ikinci ayak saçlarını sağlamlaştırmak adına, yani bir üniversite olsun işi içinde, bir belediye olsun ve bir de STK ortak bir proje öğretsin maksadımız. Burada da kurumları sürüşlemek adına değil, kurumlara destek vermek. Yani onların yükünü hafifletmek adına varız. Yani kesin şaşırıyorlardır. Çok şaşırıyorlar yani kesin değil. Alışık değiliz çünkü. Aklından fazla bir şaşırma var, şoklamalar var. Hatta şöyle bir espri var. Onu söyleyeyim. Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcımız Bülent Hamdi Cingil Bey ile bir ortak proje konuştuğumuzda abi para vermiyoruz, yer vermiyoruz, o zaman ne istiyorsunuz bizden? Yani güzelmiş. Böyle bir şoklama yaşanılıyor. Ama Türkiye Düşünce Kulübü kurulduğu günden beri 11 yıllık mücadelede zaten maksadımız bu. Farklılığı ortaya koymak. Yani diğer STK'larda eğer farklı olmayacaksa o zaman neden kurulduk? Yardım derneği o zaman giderim ben Ağrılıyım, Fatih Bey Konyalı, diğeri bilmem Bursalı. Herkes gider. Her şey derneklerinde. Aynen. Mücadele. Bizim maksadımız gerçekten farkımızı ortaya koymak. Ha, bu farkı diğer sivil toplum kuruluşlara da aşılandırmak ve Türkiye'deki bütün STK'ların mücadelesi bir yerlere gelmek adına değil veya bir şeyler almak adına değil, bir şeyler verebilmek. Yani zamanını, zeminini, parasını gerçekten gönüllü bir şekilde halkın adına, milletin adına bir mücadele koyabilir mi, destek verebilir mi? Biz böyle bir STK'yız. Bizim farkımız onlarla budur. Evet, gelelim eğitim çalışmalarına. Neler yapıyorsunuz? Evet, neler yapıyoruz? Çok şey yapıyoruz ya. Anlatmak evet, görüyorum da, sosyal medyada. Sürekli paylaşımlarımız evet, var. Evet, şimdi şu an çocuklarımız eğitimi devam eden Türkiye Düşünce Kulübü'nün akademik eğitim çalışma 3D modelleme tasarım ve baskı eğitimi. Şöyle bir çalışmamız var. 3D modelleme mi? Evet, modelleme ve tasarım ve baskı eğitimi. Evet, baskı eğitimi. Şu an 15 tane genç çocuğumuz, 12 yaşta zannediyorum 30 yaşın üstüne arası gelip gönüllü bir şekilde eğitim alıyorlar. Ve bu arkadaşlarımız bu konudan nasıl bilgileniyorlar? Yani kimlere eğitim vereceğinizi nasıl belirliyorsunuz? Biz bunu duyuruyoruz. Başvuran kardeşlerimizi davet Anladım. Ediyoruz. Herhangi bir şeyde geçirmiyoruz. Anladım. Sınav veya şey. Başvurularının ardında ve TDK içindeki kardeşlerimizin çocukları varsa onları Doğru. da diyoruz katın. Ve buraya da yine biz bir hoca davet ediyoruz. Gerçekten kendi branşında da işi bilen uzman hocalarımız
gelip gün boyu, yani sabah 9'da başlıyor, akşam 5'e kadar. Oo. Tabii tabii, ara sade yünler verilerek. Haftada kaç gün? Haftada 2 gün. 2 gün. Ve bu çocuklar, ben mesela dünle bugün arasındaki farkı, benim bir kızım da gidiyor. Hı hı. Hatta sabah hoca dedi ki hiç ilgili değil, ama akşamüstü tekrar hocama sorduğumda ya çok ilgili yani. Hı. Çünkü niye? İlk başladığında ne olduğunu o da farkında. Doğru. Değil. Akşam baktım saat 1'dir çalışıyor. Hayır dedim ya, 7'de kalkacağız bir de derse gideceğiz dedim de, ama ben dedi hocama bir şeyler hazırlayıp götürmem lazım. Güzel. Yani çocuklara yeter ki verelim. Çocuklarımıza sade eğitim, yani üniversite eğitimini bekleterek, hiçbir şey öğretmeyerek ve orada da gidip işte bir şeyler öğrenip bir diploma alıp geldiğinde yapacakları ayrı bir sanatları da olması gerekiyor. Bizim hep savunduğumuz bu. İkinci bir sanat, ikinci bir meslek, ikinci bir alanları olmalı. Bir altın bileziği olmalı. Aynı olması lazım ve bizim TEDKA'da da çıkan bu proje, sağ olsun genel sekreterimiz, genel sekreterya grubu bu yönde aktif bir çalışma içindedir ve mücadele sürdürüyor. İkinci bir çalışmamız da Avrupa Gençlik Fırsatları Bilgilendirmesi. Şöyle bir çalışmamız yine. O nedir? Bu da Avrupa fonlarında proje çalışmaları yaparak ve Avrupa'ya gidip gezerek, eğitim alanlarında bulunarak birçok çalışmada bulunacaklar. Proje üretimini öğrenecekler ve birçok çalışmanın içinde bulunmuş olacaklar. Yarın sonmuş başvuru tarihi. Evet. Eğer ilgilenenler varsa... Proje hazırlama, gönüllülük, gençlik fırsatları, Europass, SGI mı? Avrupa evet. Dayanışma Programı, Erasmus. Hedefimiz parlak bir gelecek diyorlar. Eğer bu konularda eğitim almak isteyenler ücretsiz bir şekilde buradan faydalanabilirler. Yarın gece saat 24'e kadar başvuru yapma imkanınız var. Evet. Cumartesi de başlıyor. Evet, evet. Cumartesi de nasip olursa bu eğitim çalışmalarımız devam edecek. Hı hı. Ondan sonra da yine üçüncü bir eğitim çalışmamız var. O da zannediyorum bayramda, Kurban Bayramı'nda hemen sonra üçüncü grup. Ondan sonra düşünce iklim konferanslarımız devam ediyor. Hı hı. En sonunu Kemalpaşa'da yaptık. Evet. Birkaç gün önceydi. Evet, evet. Cuma günü akşam yapmıştık. Yani biz ilk olduğu için bu pandemi hastalığından sonra ilk konferans acaba nasıl olacak? Gelen olur mu, ilgi olur mu? Toplam 120 kişilik bir salon hazırladı. Aslında salon 500 kişilik salon ama maksat evet, kalabalık bir yerde hasta, yakın temas evet, olmadı. Evet, olmasın diye 120. Şöyle dönüp baktığımda ilk tur saatlerde biraz böyle endişeli bir bakışımız vardı. Sonra baktık salon dolu. Güzel. Yani hatta gelip mecburen sandalye bulmayıp da çıkan insanlar vardı. Sağ olsun Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanı Murat Alaç Bey, Alaçoğlu da katılım sağladılar. Hatta salonun hazırlamasında Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız tahsisi yaptılar sağ olsunlar. Coşkun Başbuğ hocamız katıldı. O da Orta Doğu ve Afrika ve Türkiye'deki gelişimleri değerlendirdi. Hı hı. Şimdi bazen Fatih Hoca bana sorar, bizim genel sekreterim şöyle diyor. Hocam bu konferansa siz diyorum ki %99 katılmasam da izledim. Böyle konferanslarımız da oluyor yani. Güzel. Fikren düşünce olarak aynı olmasak da çünkü genel her konuğumuzda aynı fikir ve düşüncede olmayabiliyoruz. Çok doğal. Ama zevkle izliyoruz. Niye? Çünkü farklı bir düşünce, farklı tabii. bir bakış açısını geliştiriyorlar. Türkiye Düşünce Kulübü bu yönde gerçekten çok güzel çalışmalar. 14. konferansı tamamladık 1,5 yıl içinde. Nasip olursa önümüzdeki ayda Kestel Belediyesi'nde Kestel'de ve Kestel Belediyesi ile birlikte yapacağımız yine bir konferansımız var. Orada da uzman bir konuğumuz gelecek, inşallah bir konferans vereceğiz. STK 4.0 sivil toplum kuruluşlarına dijital dönüşüm diye bir projemiz var. O projede Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütüyoruz. Şu an İçişleri Bakanlığı'nda zannediyorum bir hafta 10 gün içinde de onaylanarak bu çalışmayı başlatmış olacağız. Genelde eğitim içerikli çalışmalarınız evet, evet. var. Eğitime yatırım yapmaya çalışıyorsunuz ki ülkemizin de en çok ona ihtiyacı var. Günümüzde bu pandemi süreciyle beraber özellikle de özel okullar çok zor günler yaşıyorlar. Kapalı kaldıkları için. Birçoğunun da kapanma riski ortada ve bundan sonraki süreçte
eğitimin farklı kulvarlarda yer alacağına dair bazı iddialar var. Yani o eski köy okullarının yeniden canlandırılacağı beklentisi yüksek. Bilmiyorum olabilir mi, devlet bu imkanları sağlayabilir mi, ama sonuç itibariyle eğitim biraz şekil değiştirecek gibi görünüyor. Eğitim deyince sadece tabii işte ilk orta ve yüksek okul, üniversite eğitimini aslında düşünüyoruz. Oysa ki gençlerimizin işte böyle farklı konularda kendilerini donatması asıl olan. Çünkü okulda zaten belli bir diploma alıyorsunuz eğitiminizi gördükten sonra, ama o diplomayla o mesleği yapamayan binlerce gencimiz var. Bunlardan bir tanesinin en azından uzmanı olmayı becerebilseler iş bulmaları daha kolay olacak sanki. Evet, şimdi bunun gibi bir başka proje güne, BEPKA ve SODEP program kapsamında sosyal girişimcilik projemiz var. Yine sosyal girişimcilik. Evet. Mesela Osman Gazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi ile ortak bir proje. Projemizi sunduk. Tabii desteği BEPKA bize bu yönde nasıl bir destek verecek? Şey güzel, yani hem STK hem yerel yönetim hem üniversiteleri bir üçgen yani, kurmuşsunuz. Yani bütün mücadelemiz bu. Burada dedim ya her kesimin işin içinde olduğu, mutfağında olduğunu ve mutfağının yönettiğimizde de şu olması gerekiyor. Yani Bursa bir şey verebilir miyiz? Türkiye, insanlığa bir şey söyleyebilir miyiz? Bir şey yaptırabilir miyiz? Yani bir kardeşimiz bu grupların içinde çıkıp gerçekten ekmek evine götürebilirse, bir şey kazandırabilirse veya Türkiye adına, insanlık adına bir yeni ürün çıkarabilirse, evet, bu büyük bir başarı. Evet, bir icat çıkarabilirse bu büyük bir başarı bize göre. Yani biz %100 başarılı olacağız bu programlarda diye bir beklentimiz de yok. Ama mutlaka insanlığa bir şeyler öğretebilmek ve STK'ların da bu yöndeki eğitim ve çalışmaları başlatmasını istiyoruz. Yani buna öncülük etmek ve onlar da farklı bir bakış açısını geliştirmelerini. Zaten Yeldin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma da bu. Yine Osman Gazi ve Uludağ Üniversitesi ile de yapmak istediğimiz bu yani. Burada birçok farklı mesela başka belediyelerle de yine ortak böyle bir çalışmamız olabilir. Mesela Urfa'da bir başka belediye ziyaret ettiğimizde heyecanla Urfa'nın o tarihiyle ilgili bir çalışma yapabilir miyiz? Beraber ortak bir hareket içinde bulunabilir miyiz? İnsanlar bekliyor. Hele de bir şey de talep etmiyorsanız. Bu evet, çok önemli. En önemli detay o şu anda. Çünkü gerçekten eğitimler ciddi paralar ödeniyor. Herkes de bu bütçeye sahip olmadığı için karşılamakta güçlük çekiyor. Peki takibini yapıyor musunuz o eğitime katılan genç arkadaşların? Mutlaka. Bizim genel sekreterinin en önemli, en güzel özelliği biri de bu. Ama şunu söyleyeyim. Bizim bütün çalışmalarımızda öğrencilerimizin birçoğu gelen ve çalışmada buna bırakın STK'mıza girip üye olup gitmişse bile onu dahi bütün yönleriyle oturuyoruz, konuşuyoruz. Yani bu şu eksiği olabilir, şu şey olabilir ve biz bunu tamamlattırmamız lazım. Yani insanların, benim şahsım da eksikleri mutlaka çoktur. Bu eksiklerimizi nasıl giderebiliriz? Bu şeylerde nasıl çevirebiliriz? Yani biraz da şey bakıyoruz, yani bir aile gibi düşünün yani. Gelen kardeşimiz mutlaka içimizde barınmalı ve kalmalı. Görüşü, yaşamı, inancı ne olduğu önemli değil. Ama birlikte mutlaka yol yürümemiz gerektiğini ve birbirimizi farklılıklarını da zenginleştirmemiz gerekiyor. Yani bakış açımızı böyle yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Peki istihdam alanında destek veriyor musunuz? Evet, en önemli bir soru. Şimdi bugüne kadar... Burs demeyeyim de çocukların devletle arasındaki mesela öğrencilerimiz var. Burs alan öğrencilerimiz var. Artı okullarında stajyer olarak da alıp bu yönde de destek verdiğimiz birçok öğrencimiz var. Mesela geçen sene 5-6 tane çocuğumuz vardı. Seneye güne aynı şekilde. Böyle bu şekilde bir destek veriyor. Ama bizim en büyük şeyimiz onlara... Madden değil, manen bir destek verebilmek. Çünkü meslek sahibi yapmak. Evet, meslek, çünkü madden bir yere kadarsın. Yani sizin götüreceğiniz bir senedir, iki senedir. Daha sonra yine çocuk beklenti için. Ama o çocuk kendi emeğiyle mücadele eder. Mesela yazılım ve tasarım üzerinde çalışmalar yaptığında, bir şey başardığında mutlaka onu ödüllendiriyoruz. Bu madden olur veya farklı bir şekilde mutlaka o kişi de bir bakıyoruz, devam etmek istiyor. Çünkü çocuğun en büyük beklediği bir şey, yaptığı bir şey değer var. Karşılığı olduğuna inandığı zaman, inanın ki siz yapma deseniz de o çocuk mutlaka gayret ediyor, mücadele ediyor. Gelme deseniz dahi bir bakasın farklı bir çalışma içine. Onu yani
bizim Türkiye'de şöyle bir yapı var ya, emeğe saygı yok maalesef. Yani bir şey yaptığında onun desteğini vermediğim zaman çocuk da ne yapar? Bir yapar, iki yapar. Ya beni kullanıyorlar zaten. Köle düzenli sisteminde geçmişten beri olan bir sistem. Bu olmamalı. Çocuk yaptığı mutlaka ödüllendirilmelidir ve o emeğin ileride bilezik olacağına, eline takacağına inandığı zaman asılıyor ve yapıyor. Günümüz gençliği tabii farklı. Yani Z kuşağı diyoruz ya, Y kuşağı, Z kuşağı. Onlar daha böyle araştırmacı, daha teknolojik çalışmalara daha yatkınlar. Dolayısıyla hani eskiden eti senin kemiği benim diye teslim edilen çocuklar ustalara şimdi kalmadı. Şimdi bilgisayarların başında işte böyle yazılım programlarıyla donatılan yeni gençlerimiz var. Ama onlara işte istihdam alanı yaratabilmek asıl mesele. Şu an üniversiteli işsiz sayısı çok fazla. Şimdi bununla ilgili de Türkiye'de sanayi ticaret odaları veya benzeri kuruluşlar niye var? Bence de. Yani Türkiye Düşünce Kulübü'nün böyle bir alanı yok. Hı hı. Bunu açıklayın. Ama kendi içimizde daha dün bir tane gelip de ders alan öğrenci çalışmak istediğinde CV'sini alıp mutlaka işte bir hastanede, tabii, bir yerde elimizde geldiği için dostlarımızla yardımcı oluyoruz. Ama bu nereye kadar? Yani bana, tabii, göre benim gelen bütün insanlar veya çevremdeki anlattığım şu: siz kendiniz bir şey öğretmeye gayret edin. Kendiniz bir şey yapmaya çalışın. Yani sizin getireceğiniz projeye madde biz destek vereceğiz. Yani bunu başarmanız için elimizde geldikçe o projeyle birlikte mücadeleyi beraber yürüteceğiz. Yani kime anlatılması lazımsa bu projenin yapılması. Doğru, çünkü biz aynı. Biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Zaten Türkiye Düşünce Kulübü'nün geçmişte bugüne kadar Bursa Düşünce Kulübü'nden gelişinde, hı hı, bu. Eğer biz bu çocuklara bu güveni verdiğimizde 3-5 tane çocuğumuz bunu ispat ettiğinde arkasında gelecektir. Z grup dediğimizde aslında bizim çocuklarımız, yabancı uzayda gelmedi bu çocuklar. Aynen öyle. Öyle algılanıyor. Aynen, yani bizim çocuklarımız ve biz o çocuklarla ilgi vermemişsek, onlarla yaşam hayatını ve kültürümüzde bir şeyler katmamışsak bu güne bizim eksikliğimiz. O çocuklara hiçbir suçu veya şey yoktu. Yazılım ve birçok alana bu çocuklarımız akıyor. Dahi olan çocuklarımız var. Tabii. Muhteşem onları keşfedebilmek var. Zaten. İşte onları sadece onları keşfetmek değil, diğerlerini de onlara katkı, evet, katabilir miyiz? Onlarla aynı seviyeye getirebilir miyiz? O gayreti içinde bulunabilir miyiz? Yani onlar zaten kendilerini bir yere getiriyorlar, taşıyorlar mutlaka. Elbette onlara da destek vermemiz, ama yanında 3-5 tane daha çocuk kendisiyle kurtarabilir mi? O yola sevk edebilir mi? Biz bunu gayret etmemiz lazım. En büyük gayretimiz bu olması lazım. Peki diğer illerdeki şubeleriniz de bu eğitim programlarını uyguluyorlar mı? İnşallah işte biz başladık. Hmm. Onlara örnek olacağız. Hmm. Mesela dedik ya, Diyarbakır'da yakında bir konferansımız, evet, olacak. Şu an o çalışmaları yapıyorlar. Nasip olursa biz ziyaret ettiğimiz mesela Osmaniye temsilcimiz Melek Hanım, Melek Çatal Hanım efendi bir heyecanla bekliyor. Yani bir şeyler yapmak istiyorlar ama şimdi uzak olunca, bu hastalıkta girince çok büyük bir temasımız, doğru, kesilmiş oldu. Ne yapabiliriz? Bir an evvel nasıl bir çalışmada bulunabiliriz? Yani işte TEDAKA'nın bundan sonraki bizim en büyük eksikliğimiz, 10 yıllık eksikliğimiz, kurumsal değildik, açık ve net söyleyeyim. Evet. Son 2 senedir kurumsallık için mücadele veriliyor ve müthiş bir şekilde o ağı tamamlamış bulunmaktayız hemen hemen. Bir de Türkiye Düşünce Kulübü ünvanı, biliyorsunuz İşler Bakanlığı'nda, hı hı, bütün prosedürler bitti. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızın imzasına kaldı. Hı, daha oldu aynı, imza. Kendi imzasına kaldı. Değil, yani mi? Oraya kadar gitti artık. Onu biliyoruz. Geçen hafta Ankara'ya gittiğimizde, hı hı, sağ olsun genel müdürle bir görüşmemiz oldu. İşlemler bitti. Sayın Bakanımız, o taziye belki olmasaydı, biliyorsun Allah rahmet etsin, kayınpederleri vefat, evet, etti. Önümüzdeki hafta sunacağız demişti. Hı-hı. Ama öyle bir cenaze olunca da belki önümüzdeki haftalara ertelenmiş olabilir. O unvanı aldıktan sonra da çünkü hala Bursa'yız. Evet, Bursa Düşünce Kulübü'yüz. Kongre kararıyla aldığımız bir karardır. Onu uygulamamıza da İşler Bakanı ta baştan beri müsaade ettiler. Prosedürler bitti. İnşallah onay geldikten sonra dediğiniz gibi diğer vilayetlerde de aynı eğitim başlayacak inşallah. Hatta bunu şey yapabilirsiniz, yani artık bu pandemi sürecinde öğrendik uzaktan bağlantılı bir araya gelmeyi.
uzaktan bağlantılı Zoom'la ya da başka bir bağlantı şekliyle eğitimleri buradan diğer illere verme şansınız çok kolay olabilir. İşte teşkilatlanma yapımızın dedim ya özellikle pilot bölgeler seçtik. Hı hı. Onları ziyarette bulunduk bu süreçte. Diğer cumartesi değil de bayramdan sonraki eğitimler olabilir yani. O, evet, onlara evet. O şekilde kendi biletlerinde aynen o çalışmalara katılmış olabiliriz. Tabii Nijerya ve Tanzanya'da var sizde yani. Oralar biraz uzak ama onlarla da artık uzağa yakın edebilirsiniz. Niye Japonya var, İngiltere var. Öyle mi? Tabii tabii. Oo. Yani. Şimdi hep bu Tanzanya ve Nijerya'ya evet. takılıyoruz ama asıl Japonya ve İngiltere var. O güzelmiş. Evet, farklı ülke, daha iki ülke daha var, 6 tane resmi olan. Hı hı. Ama ataması yaptığımız başka ülkelerde var ama onlar hı. daha resmileşmediler. Anladım. Onun için 6'da kaldık resmi olarak. Ama gayri resmi 10-15 tane ülkede temsilciliğimiz var. Kurulduğundan beri epey ciddi yol kat ettiniz yani. Düşünsenize şimdi o 6 tane ülkeden bahsediyorsunuz resmi olarak. Buradaki çocuklarla onları buluşturmak, zaten kaynaştırmak, ülkeler arası diyalog sağlamak çok güzel çalışmalar olabilir. Yerel kaynakları buluşturmak diye bir projemiz var aslında. Yani Tanzanya'daki yerel kaynakların, onların orada yaşayan halklar nasıl bunu kendileri değerlendirip bunu daha kullanabilir duruma getirebilir. Bizim burada teknoloji yönünde ve diğer yönünde de destek nasıl verebiliriz? En büyük şeyimiz oydu. Yani yerel kaynağı yeniden ayağa dikilmesi ve ayaklarının üzerinde durup mücadeleyi sürdürmek. Çünkü oralarda mesela Tanzanya'da büyük bir tarım alanı var. Evet. Ne ekerseniz ne ekerseniz biçeceğiniz bir durumda ama buna rağmen Tanzanya halkı teknolojide çok uzak. Yani bizim 40-50 sene öncemizde. Yani daha 40-50 sene sonra Türkiye'nin bugünkü duruma gelmesi gerekiyor. Bu yönüyle halkın bilinçlenmesi ve onlara o yönde eğitim vererek hatta bazı o dönem bir görüşmelerimiz oldu. Bazı teknoloji firmalar gidip orada fabrika kurması gibi görüşmeler oldu. Yani böyle bir büyük destekle verilebilir. Hatta Sayın Orhan Cumhurbaşkanı ile de bizim temsilcimizin bağlantısı iyiydi. Hala da devam ediyor. O yönde bir destek verebilirim. Yani yeter ki Tanzanya'ya bu gibi destekle verilerek ama teknoloji orada öğretilmeli yani. Tabii, burada ihracı değil de evet orada öğretilmeli ve orada oranın sermayesinde ortak olduğu. Hı-hı. Yani yarı işte yabancı sermaye yarısı kendi sermayelerinde. Türk böyle, çok mu orada yaşayan? Çok yok ama Türkiye'deki devlet resmi alanları çok aktif çalışıyor. TİGEM ismini unuttum şimdi. Onlarla da temasımız olmuştu. Diyaloglar iyi o zaman. Evet. Peki. Daha başka neler yapıyor Türkiye Düşünce Kulübü? Bir reklamlardan sonra konuşmaya evet. devam edelim. Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Okuyamaz. Okula gidemez. Dans edemez. Sevemez. Çalışamaz. Benim çocuğumu geri bırak. Evinde bana zarar verir. Çocuğum korkuyor. Gelmesin. Başka okula gitsin. Bizim ofiste olmaz. Oy kullanamaz. Seçim yapamaz. Anlamaz. Yapamaz. Yapamaz. Sandınız ama çok yanıldınız. Down sendromlu bireyler başarılı bir öğrenci, istekli bir çalışan, sağlam bir dost ve iyi bir vatandaş olabilir. Kendi kararlarını verebilir. Desteklendiğinde bağımsız yaşayabilir. Tek gereken eğitim.
Sen de Down sendromlu bireylerin mutlu ve bağımsız yaşamasını, ön yargıların kırılmasını istiyorsan destek ver. Eğitim için destek ol. Eğitimin artısı ol. Bizde kimse yarı yolda kalmaz. Birader araçım bozuldu. Birlikte hallederiz. Mutlulukları birlikte yaşar, sevinçleri birlikte paylaşırız. Birliksiz düğün olmaz. Birlikte çalar, birlikte oynarız. Birliğine gidecekse birin, yalnız olmaz. Birlikte uğurlarız. Şimdi birbirimize haber verelim. 125 yıl önce olduğu gibi yaşlılarımız için yeni bir yuva, yeni bir darülaceze kuruluyor. Gelin siz de katkıda bulunun, birlikte yapmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım. Hepimizin evi darülaceze. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet efendim, günaydın. Devam ediyor. Bugün konuğumuz Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Sayın Ercan Yakut. Az önce sohbete devam ederken sizin Düşünce Kulübü arkadaşlarınız hatırlatmışlar. Hatırlayamadığınız kurum TİKA'ymış. Siz de zaten onu hatırlamıştınız. Sonra diyorlar ki yine sanırım sizin ekibinizden Mustafa Enes Çakıcı, uzaktan eğitim planı da hazır, bayramdan sonra başlıyoruz demiş. Az önce söylemiştik onu, biliyorsunuz. O çalışmayı da tamamladıklarını ifade ediyorlar. Uzaktan eğitim ne kadar başarılı diye soranlar da olmuş ama sonuçta hani şeyle değerlendiriyor bazen insanlar, şu an Milli Eğitim'in o pandemi sürecinde EBA TV üzerinden çok sağlıklı olmadı biliyorsunuz uzaktan eğitim, ama bence bu ikinci yarıda o eksikler tamamlanıp daha başarılı eğitim programları gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Şey soracağım size, bu sosyal medyada yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Ne düşünüyorsunuz? Onunla ilgili mesela bir çalışma yapabilirsiniz. Onunla ilgili şahsım ve adına söyleyebileceğim. Kısıtmalar nereye getirilirse getirilsin yanlıştır yani. Bunu kim getirdi hiç önemli değil. Bu konuda Türkiye Düşünce Kulübü ileri günlerde bir toplantısı olacak. Bununla ilgili gereken açıklama yapacak. Ama bu konularda Türkiye daha ileriye gitmesi gerekirken, evet, daha uzlaşmacı bir kültür geliştirmesi gerekirken, belki doğru bir şey yapıyorsalar dahil, insana bunu hemen yanlış bir algıya da çevirebilir. Yasaklara her zaman tepki vardır. Bana göre
ne zamanı ne de zemini ne de böyle bir zamanda böyle bir meseleye el atılması lazımdı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızı kimler nasıl yönlendiriyor, ne anlatıyor bilmiyorum. Evet. Keşke fırsat olsa da biz de bir şeyler kendimiz gidip anlatabilsek, konuşabilsek yani. Bursa'daydı cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı, görüşemediniz mi? Görüşenler vardır mutlaka. Yani. Ay, evet. Gemliğe yapılan yatırımla ilgili biliyorsunuz, evet. Bursa'daydı. Bursa peki, adına güzel bir kazanım. Evet evet. Ya Türkiye adına ve bunun, evet, Bursa'da oluşu anlamlı tabii ki ama umarım en kısa zamanda hayata geçer. Evet. Bir kitapçık görüyorum, onu merak ettim, nedir? Evet, İznik'te bir maden ocağının çalışması vardı. Bir şantiye kurulma başlayacaktı. Türkiye Düşünce Kulübü ve Gülder aracılığıyla bir çalışma hazırladık. Hı. Bu çalışmada kendilerini hazırlattırdıkları raporları sunarak, hiçbir düşüncemizi, fikrimizi katmadan, hı hı, bunu bütün kurumlara ve kendilerine de olmak üzere gönderdik. Dedi ki, buyurun chat raporundan tutun, bütün sunumlarınızda aslında olumsuz bakılıyor. Anladım. Ve bunun üzerine sağ olsun firma iptal etme kararı aldı. Aa, çok iyi. Evet. Bunu Yenişehir Kirazlıya ile köyü için de düşünseydiniz. Keşke kadınlar perişanlar. Orayla ilgili tabii ileriki zamanda çalışma bir komisyonumuz var. Hı hı. O çalışmayı yürütüyorlar. Bizim bir de akademik kurul, Türkiye çeşitli illerinde öğretim elemanlarında oluşan bir kurul çalışması yürütüyoruz. Yani bunun başında da Profesör Doktor Mehmet Yüce Hocam olacak. Hı hı. Ve avukat Mehmet Kahramanlı, avukat Ali Rıza Bey de yönetim adına içinde bulunmuş olacak. Komisyonun çalışmaları. Halil Ağa yok mu? Halil Ağa yönetimimizde ayrıldı. Öyle mi? Evet. Ha, peki. Üyemizdir kendisi. Evet, evet. Evet. Şu an yönetim kurulu üyemiz değil. Hı hı. Kendilerine hizmetlerinden dolayı da teşekkür etmiş olalım inşallah. Ardında danışma kurulumuz oluşacak nasip olursa. Danışma kurulumuzda da düşünürler, yazarlar, işte size de davet edeceğiz. Sağ olun. Nasipse. Kanat önderler, bürokratlar, üst düzey yöneticiler yer aldı. Kuruluşlarımız görüş çalışmalarını, yani birçok çalışmayı beraber nasıl, hı hı, yapabiliriz? Türkiye adına, işte az önce bahsettiğiniz konu üzerine belki oturacağız. Hı hı. Birlikte bir çalışta yapacağız, bir çalışma yapacağız ve bununla ilgili bir rapor sunacağız Türkiye'ye. Ardında bizim Mustafa Kemal Paşa'da yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Tarım Lisesi. Ve, hı hı, bir üniversite çalışmamız var. Tarım Lisesi ile ilgili yer tahsisi bir üyemiz tarafında. Daha doğrusu konferansa gelen, şimdi de Allah şifa versin, Yalçın Koçak Hocam'ın bizimle tanıştırdığı Serhat Yenice diye bir kardeşimizin İzmir yolunun üzerinde, 20 dönüm üzerinde bir yer. Fikir Yalçın Hocam'ın. Tarım Lisesi. Evet. Çok iyi. Tarım Lisesi sadece tarım alanı, teknoloji, yeni teknolojiyle, hı hı, tarımı nasıl olması gerektiğini, hatta Bursa ürünlerinin satış noktasının olabileceği bir alanı da olmak, hı hı, üzere. Çünkü içinde tesis hazır. Zaten orada, hı, geçmişte bir tesis vardı. Belki bir onarımla hemen, evet, hazırlanacak bir tarım lisesi. Tabi dediğim gibi öneri yapan, yine üyemiz olan, her zaman bize desteğini esirgemeyen, hem konferansımıza gelip ve aidat da ödeye, hı hı, bir gönüldaşımız Yalçın Koçak Hocam bir rahatsızlık geçirmişti. Burada da ona Allah'tan şifa nasip etmesini dilerim. Bir de bu konuyla ilgili bize gelen maliyetler var ya, konferansa çalışmalar, birçok eğitim. Ya gönüllü olunca maliyetler de askeriye düşüyor. Hmm. Yani belki dışarıda şöyle gözüküyor, çok büyük maliyetler var gibi gözüküyor. Aslında gelen konuğumuz, hepsine müteşekkir, bütün konuklarımıza, ellerinde geldikçe bize masraf çıkarmadan gelip gitmeye gayret ederler. Güzel. Ve konferanslarımız gerçekten TDK ailesinin içinde çok iyi bir ahenkle ve asla çok büyük maliyetler çıkarmadan, askeri bir maliyetle çalışmayla yapılıyor. Aslında bakıldığında bunu bir başka kurum yaptığında bizim zannediyorum harcadığımızın bir 50 katını harcarlar, öyle yaparlar. Bir de şu var, yani biz illa şu kişiyi davet edelim programımıza, konferansıma gelip dinlesin yapmıyoruz. Böyle bir yapımız da yok. Yani belediyelere, oraya buraya arayalım gelin demiyoruz. Yani biz ilanımızı sayfamıza koyuyoruz. 3 gelir, 5 gelir.
Hiç bakmıyoruz. Yani o salon dolar mı, boşalır mı, az mı gelir, çoğu az önce dedim ya. Başka bir ilçede yaptığınızda biraz tedirgin ama Bursa'da Ördekli Kültür Merkezi'nde yaptığımızda bazen salon hınca hınca dolar taşır, bazen de 20 kişiyle, 40 kişiyle o konferansımızı tamamlamaya çalışır. Çünkü bizim burada dediğimiz gibi gönüllü esaslı olduğu için çok maddi bir harcamanın içine de girmemeye özen gösterir. Çünkü para girdiği yerde sıkıntı başlar. Bizim doğru. Bakış açımız bu. Elimizde geldiğince de bu bakış açısında ayrılmamaya özen gösteriyoruz. Bu tarım lisesiyle ilgili biraz daha detaylı konuşalım mı? Bunun milli eğitim evet. Ayağını falan hallettiniz mi? Şimdi yer tahsisimiz daha bitmek üzere. Önce yer tahsisini almadan biliyorsunuz hiçbir çalışma başlatamıyoruz. Dediğim gibi bir de bina var. O binanın uygunluğu yine içimizde olan genel başkan vekilimiz, gerek de genel sekreterimiz öğretmen kökenliler. Onların da hazırlayacağı bir raporla ondan sonra da resmi başvuruya gideceğiz. Ama yer tahsisi sağ olsun Yenice ailesinin bu yönde Naim Yenice hocama da Allah razı olsun. Bu yönde geçen görüşmemizde de biz hazırız yeter ki protokolü imzalamaya. Sayın Belediye Başkanımızı da ziyaret ettik. Dedi ki burayı bir lise yapacaksak mutlaka belediyenin de bir eye olmalı. Güne madde bir şey talebimiz yok. Evet. Sade ileride bu kurum olur ki biz Türkiye Düşünce Kurumu'nda ömrümüzün sonuna kadar başında olacak değiliz. Yarın bir şey olduğunda en azından Mustafa Kemal Paşa Belediyesi de buna sahip çıkabilsin. Ve oradaki eğitimi, katkıyı kendisi de destek vererek yürütsün diye. Sağ olsun belediye başkanımız da bu yönde gereken hassasiyeti gösterdi. Kemal Paşa'ya böyle bir şey kazanılmasında mutlu olacağını söyledi. Şu an proje aşamasında nasip olursa yer tahsisi, en önemli şey de zaten yer biliyorsun. Doğru. Yer olma. Finans yönünün desteğinde Sayın Yalçın Koçak Hoca sağ olsun. Gereken maddi desteğini yani yapımındaki bütün şeylerini gönüllü olarak destekleyeceğini sağ olsun. Bize yaptığımız görüşmelerde yapacağını söylemişti. Yani burada da güne herhangi bir kurumda bir yerde bir şey almadan halkımıza, insanlığa kazandıracağımız bir teknik uygulamada yer. Eğitim gerçekleşecek herhalde. Tabii tabii, tabii uygulama. Hatta şöyle söyleyeyim, yine bir hayırseverimiz orada. Arkada o arazinin hemen arka tarafında arazileri var. Burada da tarım alanı olarak kullanabilirsiniz. Ben yaşadığım sürece istediğiniz bir şekilde değerlendiriyoruz. Çok da büyük bir alanı var. 300 dönüm üzerinde bir arazi var. Bunu da değerlendiriyoruz. Şu an hiçbir şey kullanmıyorum, yapmıyorum dedi. Ben gönüllü olarak destek veririm size dedi. Bursa'nın bu tarz eğitim alanlarına gerçekten ihtiyacı var. Bursa bir tarım kentiydi. Bu özelliğini ciddi anlamda yitirdi. Hem Mustafa Kemal Paşa hem Yenişehir, gerçekten Karacabey aynı şekilde en verimli toprakların olduğu alanlar. O yüzden bunun hayata geçmesi Bursa tarımı adına da çok ciddi bir ivme kazandıracaktır. Umarım bir an önce olur. İnşallah. Milli Eğitim bunda bir sıkıntı, Milli Eğitim Bakanlığı bunda bir sıkıntı çıkarmayacağına inanıyoruz. Çünkü özel bir lise olmayacak, vakıf lisesi olacak. Burada aynı zamanda kamunun da dediğim gibi ortaklığı olmuş olacak. Çünkü herhangi bir talebimiz yok ama kamunun neden ortaklığını istiyoruz? Yarın vakıf da farklı bir boyutta, evet, farklı bir çalışmaya girmesin diye. Ülkemizde burada, vakıfların durumu ortada. Bu garantörlüğü koydurmaya çalışıyoruz aslında. Vakfın çok farklı boyutlara ileride. Çünkü bizden sonra ne olacağını dedim ya, ömrümüzün sonuna kadar tabii, bu kurum başında değiliz. Bu yönde de hem vakfı garanti aldırarak ileride yanlış bir yöne gitmemesini hem de oradaki kuruluşun, belediyenin de işin içinde olarak oranın ürünlerini satışına kadar her türlü Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin de Kemal Paşa'ya gidiyor evet, dediniz değil mi? Belediye başkanımız. Çok kızıyorlar. Evet. Öyle bir çalışmamız var. Bir de üniversite çalışmamız var. Üniversite yine Yalçın Koçak hocamın bize büyük bir desteği var bu konuda. Hazır bir üniversite Bursa'ya getirmek. Bunu da Kemalpaşa bölgesinde planlıyoruz. Üniversite nasıl? Mi yüksekokul mu? Yok üniversite. Yüksekokul değil direkt üniversite. Bu yönde sağ olsun Bursa'daki üniversitelerle de yaptığımız görüşmede olumlu yönde karar alacaklarını, destekleyeceklerini söylemiştiler. O yönde de kamuoyuna... Mustafa Kemalpaşa'ya bayağı ciddi yatırımlarınız.
gündemde. Neresi neden size, Mustafa Kemal Paşa? Neresi size sıcak davranırsa siz oraya gidersiniz yani. Bizim asıl düşüncemiz Yenişehir'deydi ama Yenişehir'de yerel seçimden sonra o sıcaklığı göremedik yani. Çünkü niye Yenişehir diye düşünmüştük onu da söyleyeyim. Bir yanda İznik Gölü var, evet. Bir yanda Uludağ var, bir yanda İnegöl var. Doğu'nun işte Kestel Gürsü'nün İnegöl'ün de havzasının olduğu büyük bir coğrafya. Aslında bizim arzumuz oradaki öğretim üyelerimizin İznik'e inip dinlenebildiğini, işte Alaçam'a çekip çok rahatlıkla öğrencilerimizin nefes alacağı bir alan diye düşünmüştük ama hem de kentin doğusu anlamlı bir yatırım olurdu. Aynı bir yatırım ama maalesef siyasiler başa geçince sistem değişebiliyor. Öyle, siyaset her yerde. Yenişehir'de de böyle bir eleştirimiz olmuş olsun. Peki. Büyük bir yatırımı tam tersine Bursa'nın batısına. Bazen deniliyor ki doğuya niye yatırım yapılmıyor? Bence biraz da doğu kısmının yöneticileri dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu yöndeki söylem ve şeylerine dikkat etmeleri gerekir. Anladım. Peki bir de yüksekokul konusu, bu üniversite konusu, bununla ilgili aşamalar ne durum? Biliyorum çok sık gidiyorsunuz, geliyorsunuz, görüşmelerinizi de yapıyorsunuz ama hangi aşamadasınız? Sadece üniversite biliyorsunuz bu sene dönemi kapandırıldı. Evet. Taşıma yetkisi lazım üniversitenin. Hı-hı. Başka bir çalışması yok. Yükte yeni bir öğrenci talebi herhangi bir şey yok. Hı-hı. Zaten hazır olan bir üniversite. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte randevu alabilirsek, ziyaret edebilirsek veya görüş alışverişinde bulunabilirsek sadece izin. İzin verildiği an üniversite sosyal doku olarak orada değil de Bursa'ya gelecek. Orada da hazır bir bina bulunup yenisi inşa edilince kadar eğitimini burada sürdürebiliyor. Bursa tabii bu konuda şey yani Konya'da 5 tane üniversite var. Bursa hala 2 üniversiteyle mücadele veriyor ve yetersiz. Teknik üniversite oldukça ciddi yol kat etti Bursa adına gerçekten 10 yıl gibi bir sürede varlığını Bursa'ya imzasını atarak göstermiş durumda şu anda. Uludağ Üniversitesi de işte yeni yapılanmalarla bazı hareketlilikler yaşatıyor ama çok da yeterli değil. O yüzden hani daha birkaç tane üniversitenin Bursa'da olması gerekiyor. Geç bile kalındı bence. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bursa'nın genel merkezi olan kaç tane STK var? Hı hı. Bir biz varız. Türkiye'de ve dünyada Bursa'nın yüzü yani adres verdiğimizde Bursa diyoruz. Hı hı. Şimdi şöyle dönelim. Kendimizi de eleştirelim ve Bursa'daki bütün kurumların başındakileri. Kaç tanesi Bursa Düşünce Kulübü ve Türkiye Düşünce Kulübü'ne dönüştüğünü ve yeri nerede olduğunu kaç tanesi biliyor? Ya Bursa benliği var ya bizim Bursa'ya evet. olan Hı-hı. düşkünlüğümüz, Bursa'nın Hı-hı. kalkınmasını istiyorsak ilk önce kendi aramızda bir ahenk oluşturmamız, birlikte bir yol yürüyüşüne çıkabilmemiz lazım. Ankara'da şunu söyleyeyim, Bursa'nın çok sayıda bürokratı var. Bursa için can veriyorlar. Yeter ki siz Bursa adına gidin ve bir şey söyleyin. Yani Bursa doğumlu olmaları şart değil. Bursa'da eğer tabii yaşıyorsalar, ki. İnanın ki gecelerini, sabahlarını birbirine katarak size yardım etmeye çalışıyor. Ben birçoğuna gittiğimde, arkadaşlarımla ziyaret ettiğimde, ya bizimle oturup Bursa meseleleri nasıl bir çözüm oluşturacağız diye dert yanıyorlar. Bu anki güne siyasiler veya STK'lar oluşturması lazım. Ben Ankara her gittiğimde Bursa kökeninde yani bugün bürokrat olan birçok dostumuzu ziyaret ediyoruz. Hı hı. Ya bazen işte ya billahi bir oturalım yemek yiyelim dedi ya zamanınız değerli. Bizim yapacağımız sizlerle oturup 3-5 dakikada olsa Bursa'nın hatırasına bir kestane şekeri yiyelim beraber. Hı hı. Bir sohbetini yapalım ve Bursa meselelerini konuşalım. Gerçekten Bursa'da bunu abilik yapacak, liderlik yapacak isimlerin çıkması lazım. Yani Bursa'nın bütün STK'ları, siyasi partileri, bürokratlarını bir araya getirecek. Bursa adına ne yapabilir? Şu an Bursa dördüncü büyük şehir. Ama lobisi olmayan bir kent. Aynen öyle. Yani Bursa'nın bu yönde bir an evvel haykırması lazım. Yani ben 40 sene yakın Bursa'da yaşayan biriyim. Ve ben Bursa, yani İstanbul'da Bursa'ya gelirken inanın ki arkadaşlar şahit oluyor. Orhan Gazi sınırında çok şükür geldim coğrafyama, toprağıma diyorum ya. Bunu diyebilmeliyiz yani. Bursa'da yaşıyorsak bunu derken de bunu yaşatmaya. Benim BDK'nın kuruluşunun en büyük amacı bu. Bursa geçmiş tarihine dönebilmeli ve o başkentlik yaptığı dönemi gibi
bir şehir olmalı. Yani Bursa'nın artık betonlaşmasından öte, başka şeylerin olmasından öte Bursa'nın tarihiyle, kültürüyle, mirasıyla yeni de eya dikilmeli. Ben hatırlarım, Bursa'ya insanlar gelmek için turist olarak Anadolu'da akın akın gelirdi. Evet, geldiler ve sonra gitmediler yalnız. Bir de o boyutu var yani. Bursa'yı çok sevdiler. Gelip gitmemelerinden öte ama turist olarak gelirlerdi. Yani Bursa'nın Kapıcalarına gelirlerdi. Bursa'nın Uludağ'ına gelirlerdi. Bursa'nın İznik Gölü'ne. Tabii. Ya ben İznik Gölü'ne 90'lı yıllarda yüz binlere aktığını bilirim. Bugün İznik Gölü'ne gelen kaç insan var? Ama işte İznik halkı bunu istiyor mu? Mesele bu. Şimdi İznik'e gittiğiniz zaman oranın yaşayanları, oranın sahipleri diyeyim, hani böyle çok dışarıdan turist gelsin derdinde değiller. Bence bu mesajı çok net veriyorlar yani size. Ama bu da bir günü bir eğitimden geçiyor. Kazançları ne olacağını, belki şu korkular var. Gelip yerleşecek de Bursa gibi. Gitmeyecekler korkusu. O da korkusu. Ayrı bir soru işareti. O yönüyle olabilir ama bana göre İznik çevresi her gün değişiyor. Yani güzelleşiyor İznik. Ama İznik'in o tarihi kültür mirası, yani 3 imparatorluğa başkentlik yapmış İznik'i bana göre çok daha o surlarıyla, o tarihi şeylerle ortaya çıkarılıp ve biz milyonlarca insanın oraya akabilmesi gerektiğini ve orada büyük festivallerin, programların, tarihi konferansların yapılması, inşallah nasipse biz de yapmayı planlıyoruz orada. Hı hı. Konferanslar, sağ olsun İznik Belediye Başkanı bu yönde de her türlü konuda varız, beraber yol haritası çizeriz denildi. Yani Bursa'nın birçok değeri var ya. Var ama işte bir türlü onlarla öne çıkmayı beceremiyoruz. Niye acaba? İşte az önce bahsettim. Yani buna liderlik yapacak kim? İktidardaki partinin. Ama geçmişten bugün hep böyle yaşandı bu. Yani bunu sadece siyasi bakmamak lazım. Hani devlet millet el ele diye bir şey var ya. Hakikaten bütün siyasetçileri, STK'ları, yerel yöneticileri, yaşayanları, medyası, herkes işbirliği içerisinde olursa güç kaydeder. Biz de o birlik beraberliği maalesef yıllardan beri bulamadık. İşte o zaman birbirimizi anlamak için yerinde konuşmamız lazım. Evet. Bir masanın etrafında Toparlanıp. Bunu da ileride inşallah biz öncülüğünü biz yapalım diyelim. İnşallah. Yani çünkü beklediğimiz kurumlar yapmayacağını görüyoruz. Hı hı. 11 yıldır aynı şekilde mücadele ediliyor. İnşallah Türkiye Düşünce Kulübü ileri bir zamanda, belki bu sene biraz zor görüyorum, hı hı, ama önümüzdeki senelerde bütün siyasi partilerin, STK'ların buluştu bir masa. Yani Bursa adına akademik odaların, yani Bursa'nın akademik odaları Bursa için gerçekten fevkalade iyi çalışmalar da yürüttüğünü biliyoruz. Bunlarla oturup, üniversitelerle oturup bunları daha farklı bir şekilde bir masaya yatırıp belki günlerce, aylarca bir çalıştaylar yaparak başarabiliriz. Ama önce insan olmamız gerekiyor. Tabii, yani birbirimize bu kente olan aidiyeti sağlamak gerekiyor. Öncelik o. Evet. Yani birbirimizi anlamak, hoşgörüyle bakmak, fikirlerimizden dolayı birbirimize öcü gibi bakmamak, yeni de birlikte nasıl yaşayabileceğimizi, fikir ve düşünce. Bir de Türkiye'de şu var, yani siz bir konuyu eleştirdiğinizde sizin geçmiş yaşamınız unutulur. Hemen derhal farklı bir boyuta taşırlar. Çünkü kaka ilan edilirsiniz. Aynen. Yani halbuki ya vatandaşın fikri bu, düşüncesi bu. Ya bir ona da bakalım. Nasıl bir pencereyle baktığını öğrenme gibi bir gayretimiz yok. O olmayınca da otomatikman kaybediyoruz. İşte hoşgörüyü kaybettik birbirimize karşı ondan. Ben 90'lı yıllarda daha hoşgörülü bir yaşam tarzı vardı diye düşünüyorum. Doğru. Çünkü ben siyasi mücadelemi o dönemlerde çok farklı görüşteki insanlarla çok rahatlıkla aynı pencerede buluşup çok rahatla muhalefet edebiliyorduk. Bugün de aynı şeyi yapılabilmesi lazım. Hangi görüşte olduğunuzdan öte, yanlış bir şey varsa çok farklı penceredeki insanların bir araya gelip görüşteki insanların tepkisini ortaya koyabilmesi gerekiyor. Ve buna da iktidarda veya muhalefetteki de şöyle bakmalı ya. Bu bir farklı bir bakış ve farklı bir pencerede farklı bir yorum getiriyor. Bizim tezimiz, Türkiye Düşünce Kulübü en büyük tezi, eleştirmek yerine yapıcı bir şeyler söyleyebilmek ve gerçekte siyah ise buranın rengi, ya beyaz olursa nasıl olur, ya bu beyaz olmalıydı dememeli, beyaz olsa nasıl olabilmeli diyebilme bir tezi geliştirdik. Yani benliği ve bencilliği bırakıp ortak payda da buluşmak diye bir
sloganımız vardı. Veya işte geçmişte söylediğimiz üzüm ağacını özür diliyorum. Bacı dövme, üzümü paylaş diye bir sloganımız vardı. İnşallah Türkiye'de bunlar gelişir. Toplum İnşallah. Bunları kabullenir. Birlikte yaşamaya adına da gayret eder. Umuyoruz, biz de aynı dileklere katılıyoruz sizinle beraber. Bu arada hediyenize teşekkür ediyorum. Çok beğendiniz çok mi? Sağ olun. Düşünmeniz yeterli. Eksik olmayın. Teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyoruz. Bu yapılan çalışmalar, eğitim çalışmalarının sonuçlarını da herhalde bir rapor olarak eminim kamuoyuyla paylaşacaksınızdır. Aynen. O günlerde de tekrar gündemi değerlendiririz. Teşekkürler. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani o alanlarda ben değil, bizim diğer başkan yardımcılarımız, genel sekreterimiz o yönde size daha aktif bir sunum yapabilirler. Tabii ki her zaman yani, bekleriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Evet efendim, bugün de gün ayısının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Türkiye Düşünce Kulübü'nün neler yaptığını, hangi çalışmalara imza attığını ve neler yapacağını konuşmaya gayret ettik. Yarın sabah farklı bir konu ve konuğumuzla 10.30'da biz burada olacağız. Bekleriz efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.